Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'de bildirilen peygamberlerdendir. Kitapta İbrahim'i de an, çünkü o sıdkı bütün bir peygamberdi. Meryem Suresi 41. Hazreti İbrahim Ulul Azam denilen peygamberlerin üçüncüsü olup Mezopotamya'daki Keldani kavmine gönderilmiştir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Allah katında insanların en üstünüdür. Çünkü ileride bahsedeceğim gibi Allahü Teala'nın varlığını kendi akıl ve mantığıyla bulmuştur. Allah ona Halilim, yani dostum diye buyurdu. Onun için Halilurrahman olarak zikredilir. Kendisine 10 suhuf, yani 10 sayfa verildi. Oğulları İsmail ve İshak aleyhisselamdan ziyade soyundan daha birçok peygamber geldiği için Ebu'l-Enbiya, peygamberler babası da denilmiştir. Beni İsrail oğlu olan Hazreti İshak, Arap kavmi ise diğer oğlu Hazreti İsmail'den türemiştir. Babasının Azer'in mi, Taruh'un mu olduğu hakkında ihtilaf vardır. Bu rivayete göre annesinin ismi Emile'dir. Hazreti İbrahim, peygamberimizin dedelerindendir. İbrahim aleyhisselamın nesebi Nuh aleyhisselamın oğlu Sam'a dayanır. Hazreti Nuh'un vefatıyla Hazreti İbrahim arasında iki peygamber, yani Hazreti Hud ve Hazreti Salih vardır. Bu fasıla 1143 senedir. Hazreti Hud'la Hazreti İbrahim arasında da 630 yıllık bir fasıla olduğu bildirilmiştir. Doğum yeri ise Babil kentidir. İbrahim aleyhisselamın babası. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim babası Azer'e buyurmaktadır. Bu ayetten anlaşılacağı gibi Hazreti İbrahim'in babası Azer ismindeydi. Ama bazılarına göre İbrahim aleyhisselamın babası Kur'an'da bildirilen putperest Azer değil, mümin olan Taruh'tu. Bu görüşü destekleyenler arasında meşhurları Abdülhakim Ervasi, Kadı Beydavi ve Senüvallah Dehlevi vardır. Ama Şiiler de bunu söylemektedirler. Bir rivayete göre Azer Hazreti İbrahim'in amcası olup Taruh'un ölmesiyle Emile ile evlenip Hazreti İbrahim'in üvey babası oldu. Tefsir yönünden bunu böyle açıklamaktadırlar. Enam suresinin manası İbrahim Azer olan babasına dediği zaman anlamındadır. Böyle olmasaydı Kur'an-ı Kerim'de babası Azer'e dediği zaman demeyip Azer'e dediği zaman ya da babasına dediği zaman demek yetişirdi. Azer kendisi babası olsaydı babası kelimesi fazla olurdu demektedirler. Bir kanıt olarak Şuara suresinin 219. ayetini göstermektedirler. Bu surede Allah secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor denilmektedir. Buna göre peygamberimizin sülalesinde hiçbir putperest yoktur. Bu görüşü reddedenlerse, ki bunlar arasında Taberi Ebu Hayyan ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır vardır. Açık olan ayete, yani Enam suresi 74. ayete bir mana verilmek istenmiştir demektedirler. Mealine göre manalar değiştiği için anlamlar da değişir teorisini ileri sürmektedirler. Konuya objektif bir yönle bakmak gerekirse Azer'in İbrahim aleyhisselamın babası olmaması biraz daha mantıklıdır. Şunu da belirtmek lazım ki bir üçüncü fikir vardır. O da İbrahim aleyhisselamın babasının asıl isminin Tarih ya da Taruh olup sonradan bir putun ismi olan Azer ismine değiştirmesi. Bu da Nemrud'un onu puthanesinin nazırı olarak tayin etmesinden sonra gerçekleşmiştir. Ama kaynaklarda bu düşünce hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor. Fazla dikkat etmemek gerekiyor. Biz burada ilmi gerçekleri tartışamayacağımız için bunu burada noktalamak gerekiyor. Bu ihtilafın çözümünü ancak Rahman, Rahim, Evvel, Ahir, Kebir, Aziz, Şafi, Malik, Gafur, Nur, Adl, Hak, Hakem, Rauf, Şehit, Veli, Kerim, Bari, Cebbar olan Allah bilir. Azer ayrıca put yapardı ve Nemrud'un yakınında bulunurdu. Onun bir dediğini ketmezdi. Hazreti İbrahim'in doğumuna kadar vuku bulan olaylar. Nemrut ve ona tabi olanlar azgınlık ve Allah'a isyan içinde yaşamaktaydılar. Bir gün Nemrut bir rüya gördü. Bir rivayete göre rüyasında gökyüzünde bir nurun parladığını, güneşin, ayın ve yıldızların bu nurun ışığında kaybolduğunu gördü. Diğer bir rivayete göre ise rüyasında bir kimsenin gelip tahtından kaldırıp kendini yere vurduğunu gördü. Müneccimlere gördüğü rüyayı anlatıp tabir ettirdi. Bunlar yeni bir peygamber ve din gelecek, senin saltanatını temelinden yıkacak. Ona göre tedbir almalısın diye tabir ettiler. Nemrut bu işin tedbiri kolaydır deyip
Bundan sonra kimse çocuk sahibi olmayacak. Hanımlardan uzak durulacak. Doğan çocuklar erkekse öldürülecek, kızsa bırakılacak emrini verdi. Bu suretle 100 bin masum bebeğin öldürüldüğü nakledilmiştir. Doğumdan sonra. Bu sırada Hazreti İbrahim'in annesi hamileydi. Azer'in durumunu bildiği için onu doğuma yaklaşınca kendisinden uzaklaştırdı ve gizlice bir mağaraya gitti. Ve orada Hazreti İbrahim'i dünyaya getirdi. Doğduktan sonra annesi onu emzirdi ve mağarayı kapatıp geri şehre döndü. Azer'e "Çocuk çok zayıf doğdu ve hemen öldü," dedi. Bundan sonra mağaraya gizlice gelip İbrahim Aleyhisselam'ı emzirip geri eve dönerdi. Rivayetlere göre Hazreti İbrahim mağarada 7, 13, 16 ya da 17 yaşına kadar kaldı. Hazreti İbrahim'in tebliği. Hazreti İbrahim'in imani durumu hakkında Kur'an-ı Kerim bilgi vermekte. "Andolsun biz İbrahim'e daha önce rüştünü vermiştik. Biz onu iyi tanırdık." Buradaki rüştünü vermek peygamberlik ya da İbrahim Aleyhisselam'ın risaletten önce sahip olduğu hidayet ve doğruluk manasına geldiği tefsirlerde bildirilmiştir. Bu da gösteriyor ki peygamberlik Hazreti İbrahim'e genç yaşta verilmişti. İbrahim Aleyhisselam hakkında Allah-u Teala Halil'im demiştir. Bu da onun Allah'ı arayıp bulmasındandır. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de şunlar buyurulmuştur. Böylece biz kesin iman edenler olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekütünü gösteriyorduk. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. "Rabbim budur," dedi. Yıldız batınca "Batanları sevmem," dedi. Ayı doğarken görünce "Rabbim budur," dedi. O da batınca "Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum," dedi. Güneşi doğarken görünce de "Rabbim budur, zira daha büyük," dedi. O da batınca dedi ki "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım." Bu olay resmi olarak bakılırsa Hazreti İbrahim'in peygamberlik başlangıcıdır. Bundan sonra Hazreti İbrahim Babil kavmine Allah'ın emirlerini tebliğ etmeye başladı ve birçok delil gösterdi. Babil halkı Allah'ın yolundan saptığı için her sene putlar için ayin düzenlerdi. Bu ayinde bir yere toplanır, bayram yapar ve sonra puthaneye gider, putlara secde eder, sonra da evlerine dönerlerdi. Böyle bir bayram günü İbrahim Aleyhisselam puthaneye girip bir baltayla bütün küçük putları kırdı. Baltayı da en büyük putun boynuna astı ve oradan uzaklaştı. Keldaniler puthaneye girince bütün putların kırıldığını gördüler ve bunu yapanı yakalayarak cezalandırmak istediler. Hazreti İbrahim'i getirip "Bu işi sen mi yaptın?" dediler. İbrahim Aleyhisselam kendisi dururken küçük putlara tapınılmasını istemediği için boynunda asılı olan büyük put yapmıştır. "İnanmazsanız kendisine sorunuz," buyurdu. "Onlar putlar konuşmaz ki. Sen onlara sor diyorsun," dediler. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam, "O halde konuşamayan ve kendilerini kırılmaktan kurtaramayan putlara neden ibadet edersiniz? Size ve taptığınız putlara yazıklar olsun," dedi. Ama bu hiçbir fayda vermedi çünkü onlar dediler ki, "Biz babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk." İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması. İbrahim Aleyhisselam putları kırınca putperestler bu işi onun yaptığını anladılar ve ceza vermek üzere hapsettiler. Durumu Nemrut'a bildirdiler. Hazreti İbrahim ve Nemrut. Rivayete göre Nemrut, Hazreti İbrahim'in yaptığını duyunca onu yanına çağırdı. O zaman insanlar Nemrut'a secde ederlerdi. İbrahim Aleyhisselam secde etmeyince Nemrut, "Niçin secde etmedin?" diye sordu. Hazreti İbrahim de, "Ben beni yaratan Allah-u Teala'dan ziyade secde etmem," buyurdu. Nemrut, "Seni yaratan kim?" diye sorunca İbrahim Aleyhisselam, "Benim Rabbim, dirilten ve öldüren Allah'tır," diye cevap verdi. Nemrut, "Ben de diriltirim," diyerek zindandan iki kişi getirtti. Birini serbest bırakıp birini öldürdü. Güya böylece diriltmiş ve öldürmüş oldu. Hazreti İbrahim bunun karşısında, "Benim Rabbim güneşi doğudan getirir, doğurdur. Eğer gücün yetiyorsa sen de batıdan doğudur," buyurunca Nemrut şaşırıp aciz kaldı. Bu husus Bakara suresinin 258. ayetinde bildiriliyor. Bu münazaranın vuku bulduğu zaman hakkında iki rivayet var. Birincisi İbrahim Aleyhisselam putları kırınca onu yakalayıp hapsettiler. Sonra ateşe atmak için hapisten çıkarıp Nemrut'un yanına götürdüklerinde gerçekleşmiştir. Diğer rivayete göre insanlar arasında büyük bir kıtlık çıkmıştı.
Bundan dolayı insanlar yiyecek almak için Nemrut'a giderlerdi. Nemrut her gelene "Senin Rabbin kim?" diye sorar ve "Benim Rabbim sensin" diyenlere gıda maddeleri verirdi. Hazreti İbrahim yiyecek almaya gelip Nemrut ona bu soruyu sorunca İbrahim aleyhisselam "Benim Rabbim dirilten, hayat veren ve öldürendir" dedi ve böylece bu münazara vuku buldu. Bu olaydan sonra Keldaniler Halilullah'a ceza vermek istediler ve onu ilk önce hapsettiler. Sonra Nemrut onu ateşe atmaya karar verdi. Rivayete göre bu fikri Nemrut'un aklına Henun adında biri getirdi ve Allah onu sonra yerin dibine batırdı. Nemrut hakkında kısa bilgi. Burada Nemrut hakkında bazı bilgilere değinmek istiyorum değerli arkadaşlar. Çünkü bir Müslüman için önemli olan düşmanlarını iyi bilmesi. Nemrut da vahşi bir düşmandır. Nemrut gaddar ve zalim bir hükümdardı. Bir rivayete göre Nemrut onun hakiki ismi değil, Firavun gibi bir unvanı vardı. Nemrut çocukken burnuna bir yılan yavrusu kaçmış, bu yüzden son derece çirkinleşmişti. Babası bile tahammül edememiş ve öldürmeye karar vermiş. Fakat annesinin yalvarması üzerine onu bir çobana teslim etmiş. Çoban da onun çirkin yüzüne bakmaya dayanamadığından onu dağ başında bırakmış. Dağda Nemrut isminde bir dişi kaplan çocuğu emzirerek onun yaşamasına sebep olmuştur. İsmi Nemrut bu kaplandan gelmektedir. Babası öldükten sonra hükümdarlığa geçen Nemrut kendisini ilah zannediyor ve bütün halkın kendisine tapmasını istiyordu. Ateşin yakmaması. İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması kararlaştırıldıktan sonra odun toplanıyor ve kocaman bir ateş yakılıyor. Problem Halilullah'a ateşe atmakta. Rivayete göre iblis insan şekline girip Nemrut'a mancınık yapmasını tavsiye ediyor. Kur'an'da onun İbrahim için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın dediler buyurulmuştur. Bir bina yani mancınık yapılıp oradan İbrahim aleyhisselam ateşe atılınca ateş bir gül bahçesi oluyor. Diğer bir rivayete göre içi balık dolu bir havuz oluyor ateş. Ve böylece ateş Halilurrahman'ı yakmıyor. Bu kurtarma olayı Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinde bildirilmiştir. "Ey ateş, İbrahim için serinlik ve esenlik ol" dedik. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar durumuna soktuk. Bugün Şanlıurfa'da aynı Zelika adında Halilurrahman isminde 50'ye 30 metre boylarında bir havuz vardır. Buranın Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olduğu, balıkların odunlardan meydana geldiği iddia olunmakta ve kimse bu balıklara dokunmamaktadır. Tevrat'ta bu ateş olayı hakkında İbrahim peygamberin Yahudilerin soyunun babaları kabul edildiği halde bir bilgi yoktur. Oldukça ilginç. İbrahim peygamberin Babil'i terk etmesi. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, oradan kurtulan İbrahim, "Ben Rabbime gidiyorum, o bana doğru yolu gösterecek." Böylece Hazreti İbrahim küfür diyarından hicret ederek Şam'a gidiyor. Hicret ederken de "Ey Rabbimiz, ancak sana tevekkül ettik ve itaatle sana yöneldik ve ahirette de dönüşümüz ancak sanadır" diye dua ettikleri Mümtehine suresinin 4. ayetinde bildiriliyor. Başka bir rivayete göre Harran'a gittiği rivayet edilmiştir. İbrahim aleyhisselam Mısır'da. İbrahim aleyhisselam oradan sonra zevcesi Hazreti Sare ile birlikte Mısır'a gitti. Rivayete göre o sıralarda 38 yaşındaydı. O zamanın firavunu çok zalim ve cebbar Sinan bin Ulvan isimli Dahak'ın kardeşi olan pek kibirli birisiydi. Firavun güzel kadınlardan çok hoşlanırdı ve güzel bir kadın gördü mü hemen onu ne pahasına olursa olsun haremine alırdı. Kadının kocası varsa onu öldürürdü. Hazreti Sare çok güzel bir kadın olduğu için Firavun ya da Melik İbrahim aleyhisselama zevcesinin kim olduğu hakkında sorunca İbrahim aleyhisselam Firavun'un Hazreti Sare'ye musallat olmasını engellemek için din bakımından kardeşi olduğuna niyet ederek kız kardeşimdir dedi. Pek zalim olan bu hükümdar Sare Hatun'u almak isteyip sarayına çağırdı. Fakat musallat olmak isteyince nefesi kesilip elleri ayakları tutmaz oldu. Yere yıkılarak debelenmeye başladı. Allahü Teala Hazreti Sare'yi Firavun'un şerrinden koruyup musallat olmasını engelledi. Hükümdar bu durum karşısında korkusundan Hazreti İbrahim'in zevcesini ona geri yolladı. Hazreti Sare'ye yaklaşınca onu cin zannettiğinden yanına bir de Hacer isimli bir cariye verdi.
Böylece bundan kurtulacağını zannetti. Bu olay Ebu Hüreyre'nin bildirdiği hadiste bildiriliyor. Buhari, Müslim'de bulabilirsiniz. Tevrat'ta da bu olayın böyle küçük modifikasyonlarla gerçekleştiği yazıyor. Bundan sonra Halilur Rahman Mısır'ı terk edip Filistin'e dönüp Sebu isimli yere yerleşiyor. Hazreti İsmail. İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti Sare'den çocukları olmuyordu. Yaşları da gittikçe ilerliyordu. İbrahim Aleyhisselam Babil'den ayrılırken "Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ver" dedi diye niyazda bulundu. Hazreti Sare de bunu çok istiyordu ama çocuğu olmuyordu. Firavun'un kendisine verdiği cariyesi Hazreti Hacer'i azat edip İbrahim Aleyhisselam'a evlenmesi için verdi ve Hazreti İbrahim Hazreti Hacer'le evlendi. Bu evlilikten Hazreti İsmail doğdu. Muhammed Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellemin nuru Hazreti İsmail'in alnında intikal etti. İbrahim Aleyhisselam onu çok sever ve yanından ayırmazdı. Hazreti Sare nurun kendisine intikal edeceğini umuyordu. Bu sebeple Hazreti Hacer'e karşı kalbi gayret hasıl oldu ve bir gün İbrahim Aleyhisselam'dan Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'i başka bir yere götürüp bırakmasını istedi. Allah'ın emriyle Halilullah bu isteği yerine getirdi ve Hacer Hatun'la İsmail Aleyhisselam'ı alıp Mekke'ye götürdü ve onları orada bıraktı. Misafir Melekler. İbrahim peygamber yaşı gittikçe ilerliyordu. Bu sırada melekler gelip İbrahim Aleyhisselam'a bir oğlunun doğacağını müjdelediler. Hem o kullara İbrahim'i misafirlerinden haber ver. Hani melekler İbrahim'in yanına girdikleri zaman selam demişler. İbrahim de onlara biz sizden korkuyoruz demişti. Melekler korkma gerçekten biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler. Rivayete göre o sırada Hazreti İbrahim 120, Hazreti Sare de 99 yaşındaydı. Müjdeyi vermek üzere gelen melekler gayet güler yüzlü birer genç suretinde İbrahim Aleyhisselam'ın karşısına çıktılar. Bunların Cebrail, Mikail ve İsrafil olduğu İbni Abbas'tan rivayet edilmiştir. Cebrail Aleyhisselam'la birlikte 7 ya da 9 ya da 11-12 meleğin bulunduğu rivayet ediliyor. Melekler bu müjdeyi verdikten sonra Lut kavmini helak etmeye gittiler. Bu arada değerli arkadaşlar, ilerleyen tarihlerde Lut kavmi hakkında oldukça ayrıntılı bir videoyu sizlerle paylaşacağım. Aklınız olsun. Melekler selamun aleyke deyince İbrahim aleyhisselam aleyküm selam diyerek mukabelede bulundu. İshak aleyhisselamın doğumu, Hazreti İbrahim'in Mekke'ye yolculuğu. İsmail aleyhisselam büyüyüp gençlik çağına girmişti. Cürhimilerden Arapça öğrenmiş ve onlar arasında yüksek makama erişmişti. O Cürhimilerden bir kızla evlendi. Bu sırada ise Hacer aleyhisselam vefat etmişti. O sırada Hacer Hatun 99 yaşındaydı ve Kabe'nin bitişinde bir yer olan ve Hicr denilen yere defnedilmişti. İbrahim aleyhisselam bir gün oğlunu ziyaret etmek üzere Şam'dan Mekke'ye doğru yola çıktı. Hazreti İsmail'in evine varınca oğlu yiyecek temin etmek için evde yoktu. İbrahim aleyhisselam Hazreti İsmail'in hanımından mali durumlarını sorunca hanımı hallerinden şikayetçi oldu. Giderken de oğluna söylemesi için tembihte bulundu. Kocan geldiğinde benden selam söyle, kapısının eşiğini değiştirsin ve oradan ayrıldı ve evine geri döndü. İsmail aleyhisselam eve gelip bunu duyunca olayı anladı ve hanımından ayrıldı. Başka bir kadınla evlendi. İbrahim aleyhisselam bir müddet sonra Mekke'ye yine gidince oğlu yine evde bulunmuyordu. Bu sefer Hazreti İsmail'in hanımına aynı soruyu sordu. O da cevaben biz hayır ve saadet içindeyiz dedi. Ne yiyip içtiklerini sorunca da et yiyip zemzem içiyoruz dedi. Kabe'nin inşası. Günlerden bir gün Allahü Teala Halil'ine Kabe-i Muazzama'yı yapmasını emretti. Kabe'nin inşası hakkında iki rivayet vardır. Melekler Allah-u Zişan'ın emriyle bina ettiler. Adem aleyhisselam meleklerle birlikte inşa etti. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam yeniden Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekke'de oğlu İsmail aleyhisselamı Zemzem kuyusu başında buldu. Allah'ın emrini ona da söyledi ve İsmail aleyhisselam ona yardım edeceğini ekledi. Kabe'nin nereye yapılacağını bilmediği için bir rivayete göre Cebrail aleyhisselam Kabe'nin şu andaki yerini gösterdi.
İlk önce temeli kazmaya başladılar ve Adem Aleyhisselam zamanındaki temeli buldular. Aynı temel üzerinde Kabe'yi inşa ettiler. Hazreti İbrahim oğlunun getirdiği taşlarla Cebrail Aleyhisselam'ın tarifine uyarak Kabe'yi yapıyordu. Nihayet Kabe'nin duvarları yükseldi ve yukarıya taş yetişemez oldu. Bundan dolayı büyük bir taş getirdiler ve İbrahim Aleyhisselam bu taşa basarak duvar örmeye başladı. Mübarek ayağının izi çıkan bu taşa da Makam-ı İbrahim denilir. Kabe'de tavaf namazı bu taşın bulunduğu yer olan Makam-ı İbrahim'de kılınır. Kabe tamamlanınca İbrahim Aleyhisselam oğluna "Ey İsmail, iyi bir taş getir ki hacılara işaret olsun." buyurdu. İsmail Aleyhisselam bir taş getirdiyse de Hazreti İbrahim daha iyi bir taş istedi. Bunun üzerine Ebu Kubeys Dağı'ndan Cebrail Aleyhisselam tufanda "Bana bir taş emanet etti. Gel onu al." diye bir ses işitti. Hemen Ebu Kubeys Dağı'ndan Hacerül Esved taşı alınıp Kabe'deki yerine kondu. Kabe inşa edildikten sonra İbrahim Aleyhisselam Allah'ın insanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde tavaf için Kabe'ye gelsinler emriyle yüzünü Yemen tarafına çevirip "Ey insanlar, Allahü Teala bir ev bina ettirdi ve bu evi ziyaret etmenizi emretti. Geliniz Kabe'yi ziyaret ediniz." diye seslendi. Allahü Teala da sesini bütün dünyaya duyurdu. Kabe hakkında kısa bilgiler. Kabe-i Muazzama Mescid-i Haram'ın ortasında dört köşe taştan bir oda olup 17 metre yüksekliğindedir. Kuzey duvarı 8.8, güney duvarı 7, doğu duvarı 11.9, batı duvarı ise 12.8 metre genişliktedir. Doğu ve güney duvarları arasındaki köşede Hacerül Esved taşı bulunmakta. Kabe'nin doğu duvarında bir kapı vardır. Kapı yerden 1.7 metre yükseklikte, eni 1.7 metre ve boyu ise 2.7 metredir. Kabe'nin dört köşesine rükün denir. Şam'a doğru olana rükün-ü Şami, Bağdat'a olana rükün-ü İraki, Yemen tarafına olana rükün-ü Yemani ve dördüncü köşeye de rükün-ü Hacerül Esved denir. Evet değerli arkadaşlar, bu videonun en önemli bölümlerinden bir tanesine geldik. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası veya duaları. Duaları dinleyiniz. Dualar, yani sizlere aktarmak istediklerim bittikten sonra önemli bir dipnot ekleyeceğim değerli arkadaşlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duaları. Kabe'yi tamamladıktan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın dua ettiği Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Hatırla ki İbrahim şöyle demişti: "Rabbim, bu şehri Mekke'yi emniyetle kıl. Beni ve oğullarını putlara tapmaktan uzak tut. Çünkü onlar, putlar insanların birçoğunun sapmasına sebep oldular. Rabbim, şimdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan, pek esirgeyensin. Ey Rabbimiz, ey sahibimiz, namazı dosdoğru kılmaları için ben neslimden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin Kabe'nin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizleyeceğimizi de açıklayacağımızı da bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Ey Rabbim, beni soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Ey Rabbimiz, amellerin hesap olunacağı gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla." Hazreti İbrahim'in ikinci duası. İbrahim Aleyhisselam'ın diğer duası hakkında da İmam-ı Gazali malumat veriyor. İbrahim Aleyhisselam sabahladığı vakit şöyle buyuruyordu: "Ey Allah'ım, bugün yepyeni bir yaratılıştır. Binaenaleyh bugünü taatinle benim için aç. Mağfiret ve rızkınla kapat. Bugün de bana nezrinde kabul olunacak haseneyi ihsan eyle. O haseneyi geliştir ve benim için onu kat kat arttır ve bugün de işlemiş olduğum günahları benim için affeyle. Çünkü bolca affeden ve her nimeti kullarına ihsanda bulunan, kullarını şiddetle seven, daha istemeden evvel onların isteklerini bilip takdir eden sensin." Ravi diyor ki,
Bir kimse Hazreti İbrahim'in duasıyla sabahladığı takdirde o günün şükrünü eda etmiş sayılır. İbrahim Aleyhisselam'ın babası için duası. Kur'an-ı Kerim'de bize nakledildiğine göre İbrahim peygamber babası için Allah tarafından istiğfar dilemiştir. Mucizat-ı Kur'aniye'nin Tevbe suresinin 113. ayetin mukabili olarak 114. ayetinde İbrahim'in babası için af dilemesi sadece ona verdiği sözden dolayıydı. Ne var ki onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı. İbrahim Aleyhisselam babasına kendisinin affı için Allah'a dua edeceğine dair söz vermiş ve onun Allah tarafından affını dilemişti. Fakat babasının Allah düşmanı olduğunu anlayınca dua etmeyi bıraktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de amcası Ebu Talip için Allah'tan mağfiret dilemek istemiş. Bunun üzerine Tevbe suresi şerifin 113. ayeti inmişti. Evet değerli arkadaşlar, Hazreti İbrahim Efendimizin dualarını az önce duydunuz. Kur'an-ı Kerim'den sizler de inceleyebilirsiniz. Fark etmenizi istediğim bir nokta var. Bu duaların sonunda kesinlikle amin kelimesi yok. Ve dahası Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve peygamberlere ait olan hiçbir duanın sonunda Fatiha suresi dahil amin kelimesi zikredilmemiş, belirtilmemiş, yani söylenmemiş. Bu konuyla alakalı, yani amin kelimesinin kökeni hakkında çok detaylı ve bomba gibi bir videoyu çok yakın bir tarihte sizlerle paylaşacağım. Merak etmeyin. Tabii konuyla ilgili söylemek istediğiniz düşünceleriniz varsa mutlaka yorumlar arasında belirtmenizi sizlerden rica ediyorum. Hazreti İbrahim'in vefatı. Hazreti Sare ölmüştü. Allah'ın dostu da Kudüs'te ikamet etmekteydi. Bir gün evden gelince evinde birisinin olduğunu gördü. Bu misafir Azrail Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam, "Seni içeri kim bıraktı?" dedi. O da, "Buranın sahibi," diye cevap verince Halilullah, "Buranın sahibi benim ve ben seni içeri bırakmadım," dedi. Azrail Aleyhisselam'ın "Beni buraya, buranın ve her şeyin sahibi bıraktı," demesi üzerine İbrahim Aleyhisselam bu misafirin bir melek olduğunu anladı. "Kimsin?" diye sordu ve Azrail Aleyhisselam'ın olduğunu öğrendi. Hazreti İbrahim ona, "Ziyarete mi geldin, ruhumu almaya mı? Eğer izin verirsen ruhunu almaya," diye cevap verdi. Hazreti İbrahim de, "Dost dostun canını alır mı?" deyince, "Ya İbrahim, bunu Allah'a sorayım," buyurdu. Azrail Aleyhisselam hemen gidip geldi ve "Allahü Teala dost dosta kavuşmak istemez mi?" buyurdu, dedi. Halilullah bunu işitince, "Çabuk gel kardeşim, hemen canımı canana kavuştur. Benim için bundan daha büyük bir müjde olamaz," buyurdu ve ruhunu teslim etti. İbrahim Aleyhisselam Kudüs civarında Harun kasabasında bir mağaraya defnedildi. Bu kasaba Halilurrahman olarak bilinmekte. En meşhur camisi de Halilurrahman camisidir. Şu anda İsrailoğullarının elinde bulunup Hebron olarak biliniyor. Evet değerli arkadaşlar, Hazreti İbrahim için ayırdığımız videonun sonuna geldik. Umarım değerlendirebileceğiniz birçok anekdot olmuştur. Bundan sonraki videomuzun ismi ise Hazreti İsmail'in hayatı olacak. Yeniden görüşmek üzere. Ben Volkan Çelik. Hoşça kalın.